Şimdi bir yere yalpalarsalar, herhangi bir yere meyillenirse, bu şu durum çok önemli arkadaşlar. Evet, hatta bırakıyorum beyazımızı. Evet, bakın arkadaşlar, hemen arka tepe mavi, onun yumurta ikizi mavi, bozumuz, arabamız. Evet, hepsi indi arkadaşlar, gördünüz. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle yeni yeni kovaladığım yavruları çıkardım. Bundan önce bir hedef eğitimi videom vardı. Takipçilerimiz biliyor. Yeni katılan arkadaşlar da izlemediyse açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Hiç uçmamış yavrulara neler yaptığımızı, nasıl hedef eğitimi, yer hakimiyetimi verdiğimizi. O videomda göstermeye çalışmıştım arkadaşlar. Açıklama kısmında onu bulabilirsiniz. Şimdi bu yavrularımızı arkadaşlar yeni yeni ufak ufak kovalamaya başladım. Daha 2 gün oldu, böyle tura sokuyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamada nasıl yaptığımızı, neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini böyle anlatmaya, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk videomda bu sade olan, poşetsiz olan sopamla hedef eğitimi vermiştik arkadaşlar, yer hakimiyetini. Fazla üstlerine gitmeden. Şimdi arkadaşlar poşetli olanı aldım elime. Gördüğünüz gibi ucunda poşet var. Kuşlar da zaten hemen ürktü. Şimdi arkadaşlar bununla beraber bir kovalayalım. Bir görelim kuşlarımız ne yapacak. Evet arkadaşlar bakın böyle ufaktan tura girdiler. Bunlar arkadaşlar. Bir saniye hemen. Arkadaşlar bir misafirim vardı, telefonu unutmuş, o çaldı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yavrularımız uçuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi maşallah. Bunlar, biri boz yavrumuz, balkondan getirdiğim boz yavrumuz, biri Arap yavrumuz, balkondan getirdiğim, Ankara'dan getirdiğimiz kuşlar arkadaşlar, biliyorsunuz. Evet şimdi yorulmaya başladı hayvanlar. Kovalamayı bırakıyorum arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar yorulmaya başladılar. Şimdi yere bir tane kuş çıkaracağım hemen. Bir iki tane, yani önemli değil. Ben bir tane alayım şu kanatsız beyazımızı. Bakın arkadaşlar. Biraz daha bir göstermeyeceğim. Bir takip edeceğim kuşları. Evet alçalttılar iyice. Şimdi bir yere yalpalarsalar, herhangi bir yere meyillenirse, bu şu durum çok önemli arkadaşlar. Evet hatta bırakıyorum beyazımızı. Evet bakın arkadaşlar, hemen arka tepe mavi, onun yumurta ikizi mavi, bozumuz, arabamız. Evet hepsi indi arkadaşlar, gördünüz. Şu an çok önemli arkadaşlar, bu aşamalar çok önemli. Şöyle yakın çekim yapayım, hepsi de ağzını açmış. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu aşamalar çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi bunları zorlasaydım, aşağıya almasaydım, yani misal olarak söylüyorum, benim burada neresi var atabilecekleri? Bu tır var değil mi arkadaşlar? Onlar oraya bir atmaya alışsa daha önünü kesemeyiz arkadaşlar. Her uçurmamızda, her zora geldiklerinde oraya atarlar. Şöyle yakından da göstereyim, ağızları da açık. Bugün de hava çok sıcaktı arkadaşlar. Bayağı sıcak bir hava vardı ama şu an güneş gitti. Güneşin gitmesini bekledim ben. Şöyle güneş bayağı bir çöktü arkadaşlar. Güneş gittikten sonra da dedim yavrularımızı kaldıralım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağızları açık. Bu önemli arkadaşlar. Yorulduklarını hissettiğimiz anda, özellikle ilk zamanlar, ilk uçuma başladıkları zamanlarda yorulduklarını hissettiğimiz anda alttan bir tane kuş gösterip kuşları yerine alıyoruz arkadaşlar. Bu da hedef eğitimimizin devamı oluyor. Ben bu videoyu part 2 olarak paylaşırım. İlk videoyu part 1 olarak kabul ederiz. Onu da açıklamaya koyacağım. Şimdi arkadaşlar bunları böyle uçurdum. Beraber uçurduk, gördünüz. Bir 10 dakika 15 dakika bunlar nefeslenecek. Kendilerine gelecekler arkadaşlar. Bakın hala nefes nefeseler. Arap yavrudan falan belli. Diğerleri de aynı. Bir 10 dakika falan bekleyeceğim. 10 dakika sonra tekrar uçuracağım arkadaşlar. Videoyu şimdilik durduruyorum. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar.
Yavrularımız bir 15 dakika dinlendiler. Şimdi şu beyaz dişiyi içeri alacağım. Beyaz dişimizi içeri alacağım. Bir daha kovalayacağım yavruları arkadaşlar. Hatta şöyle beyazı ayırıp alabilirsem. Geç bakayım. Geç kızım. Geç. Heh. Hayır çıkmayın siz. Siz içeri. Evet arkadaşlar, beyazımızı içeri aldık. Şimdi yavrularımızı bir daha hep beraber kovalayalım. Arkadaşlar yavru uçurmak da o kadar hoşuma gidiyor ki. Çok keyifli arkadaşlar. Böyle ufak ufak çat çat pat pat yapıyorlar. Bel falan kırıyorlar. Evet arkadaşlar, tekrar kovaladım. Evet bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi dördü de burada. Araplarımızın yavrusu, bozlarımızın yavruları, dumanlıyla beyazımızın, az önce çıkardığım beyazın yavruları, iki mavi arkadaşlar. İki mavi şey yumurta kardeşi, direkt yuva kardeşi arkadaşlar. Bozlu Arap'ta tek, zaten tek büyüdü onlar. Takipçilerimiz bir aferin araba. Arap bel kırıyor arkadaşlar, götlüyor. Balkonda büyüdü Arap'la boz. Biraz yoruldular. Da azıcık uçsunlar istiyorum. Bir 3-4 dakika en azından. Gerçi ilk kovaladığımda 6-7 dakika uçtular. Bu ikinci, Arap yoruldu. Tamam, şimdi kovalamayı bırakıyorum arkadaşlar. Çok fazla da üstlerine gidersem. Evet, sopayı şöyle atıyorum gördüğünüz gibi. Sopayı attım. Kovalamayı bıraktım. Alçattılar. Bu ilk uçurmalar, dediğim gibi, az önce de anlattığım gibi arkadaşlar, çok 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 önemli. Şöyle hemen bir tane kuş, kanatsızlardan ön tepe Sami'yi aldım. Evet arkadaşlar, attığım gibi hemen yavrularımız kendilerini bıraktılar arkadaşlar. Bakın. Maşallah size, maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağızlarını yine açtılar. İlk kovaladım arkadaşlar. Böyle ağızlarını açtılar. Bir 15 dakika dinlendirdim. Yerde yayıldılar, dinlendiler. Sonra tekrar kovaladım gördüğünüz gibi. 2-3 dakika daha uçtular. Böyle bu hayvanların nefesi açılacak. Uçumlarını güzel alacaklar. Bundan sonraki aşama arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada bizim içeride şöyle göstereyim hatta. Yüksek uçumlu ve orta yüksek uçumlu kuşlarımız var. Mesela arkadaşlar şu basık yönteme mavimiz orta yüksek uçumlu bir kuşumuz. Bundan sonraki aşamada yarın ertesi gün bu yavrularımıza basık yönteme maviyi koyacağım yanlarına arkadaşlar. Amacım kuşlarımızı yükseltmesi olacak. Orta yüksekliklere çıkarması olacak. Basık yönteme mavi çok fazla yükselmiyor çünkü. 3-4 gün basık yönteme maviyle uçurduktan sonra kuşları orta yüksekliğe çektikten sonra arkadaşlar, ondan sonra böyle dişi sabunimiz, işte şu arka tepe mavi dişimiz falan çok yüksek uçuyor arkadaşlar. Ön tepe mavi erkeğimiz çok yüksek uçumlu kuşlar. Onlarla uçuracağım. Yavruları buluta sokacağız arkadaşlar. Bulutlarda nefeslendireceğiz. Ve kendilerini, nefeslerini yapmalarını sağlayacağız arkadaşlar. Bakın hala ağızları açık. Maşallahınızı esirgemeyin. Bunlar da çok güzel oldular arkadaşlar. Mavi yavrular da çok güzel oldu. Az önce de dediğim gibi mavi yavrular, ikisi dumanlıyla beyazın yavruları. Güzel yavru verdiler. Biri arka tepe sinekli mavi ayna kuyruk. Diğeri de düz mavi arkadaşlar. Kuşlarımızın durumu böyle. İnşallah böyle aşama aşama kuşlarımızı uçurup sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Boz yavrumuz da şöyle arkadaşlar, bakın erkek olacak o herhalde. Maşallah var. Erkek olacak, güzel bir hayvan. Böyle aşama aşama çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Söküm aşamalarını,
İnşallah seferlerini de burada hep beraber izleriz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle bu uçum aşamalarını paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu ufak ufak sonlandırıyorum arkadaşlar. Videolarımı izleyip kanalıma destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.